Diyabet kandaki glukozu yani kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun düzensiz çalışmaya başlaması sonucu görülen bir hastalıktır. Sonucunda ise hiperglisemi yani yüksek kan şekeri görülür. Fakat diyabet denen şey bir grup hastalığı içerdiğinden hastalığa sebep olan farklı patofizyolojik mekanizmalar vardır. Bir kişi de hangi mekanizmanın görüldüğüne bağlı olarak hastalığın kendini göstermesi çok farklı şekillerde olabilir. Konuya başlamadan önce kısaca pankreastan söz etmek istiyorum. Bakın burada aşağı doğru inen ve karaciğerin arkasından uzanan yemek borusunu görüyorsunuz. Daha sonra mideye uzanıyor. Midenin bir kısmı karaciğerin arkasına denk gelir. Aşağıda ise ince bağırsak bulunur. İnce bağırsağın yanına sokulmuş olan sarıyla çizdiğim organ ise midenin arkasında bulunan pankreas. Pankreasın genellikle virgül şeklinde olduğu söylenir. Bir bakıma pankreası yan çevirirseniz virgül gibi görünebilir. Evet. Ama benim pankreasın şeklini hatırlama yöntemim başka. Pankreas bence Viking şapkalarındaki boynuzlara benziyor. <laughs> Sizin için hangi örnek makulse pankreasın şeklini ona dayanarak hatırlayabilirsiniz. Tüm bunlardan bağımsız olarak pankreasın iki temel işlevi vardır. İlk işlevi ekzokrin yani salgılama. Yani pankreas sindirim yoluna bazı enzimler salgılıyor. Bu enzimler besinleri sindiriyor ve besin maddelerinin vücut tarafından emilmesini sağlıyor. Pankreas'ın aynı zamanda endokrin işlevi de vardır. Bu da pankreas'ın bazı hormonlar ürettiği anlamına gelir. Pankreasın ürettiği bu hormonlar vücudun metabolizmasına yardımcı oluyor. Peki tüm bunların diyabetle ne ilgisi var? Daha önce de bahsettiğim gibi diyabetin görülme sebebi insülinin düzgün çalışamamasıdır. İnsülin ise hatırlarsanız pankreasın ürettiği hormonlardan biri. Tip 1 diyabette pankreasın endokrin kısmının bazı bölgeleri zarar görür. Böylelikle pankreas insülin üretemez. Tip 1 diyabet aslında çok yaygın görülen bir hastalık değildir. Yani tüm diyabet türleri içinde az bir orana sahiptir. Şimdi nelerin olup bittiğini daha iyi anlamak için pankreasa daha yakından bir bakalım. Pankreasın endokrin işlevi için sorumlu olan hücreler pankreasın Langerhans adacıkları adı verilen bölgesinde bulunur. Bu Langerhans adacıklarında hormon üretiminden sorumlu olan iki temel hücre çeşidi vardır. Mavi ile gösterdiğim alfa hücreleri. Bunlar glukagon salgılamakla görevlidirler. Yeşille çizdiğim yerde ise beta hücreleri var. Bunlar da insülin salgılamakla görevli. Daha önce de bahsettiğim gibi bu iki hormon vücudun metabolizmasının çoğunu düzenlemekle görevli. Bunlardan özellikle kandaki glukozdan yani kan şekerinden bahsedebiliriz. Diyelim ki yemek yediniz ve vücudunuz yemekteki şekerin emilimini yapmaya başladı. Bu durumda kan şekeri yani kandaki glukoz seviyesi artmaya başlar. Kan şekerindeki bu artışı pankreastaki beta hücreleri fark eder ve kana insülin salgılamaya başlar. Bu durumda insülin vücuttaki hücrelerin glikoz emilimi yapmasını sağlayarak kandaki glikoz seviyesini düşürür. Emilimi yapılan glikoz daha sonra enerji amacıyla kullanılır veya karaciğerde depo edilir. Her iki şekilde de glikoz kandan alındığı için kan şekeri seviyesi düşer. Eğer insülin tek başına hareket etseydi, kan şekeri veya glikoz seviyesi çok aşağı inerdi. Yani normal seviyenin altına inerdi. Neyse ki pankreas alfa hücreleri sayesinde bunu da fark eder ve glukagon salgılamaya başlar. Daha sonra glukagon kandaki glukoz seviyesini yükseltir ve normale çıkarır. Bunu da karaciğerin şimdiye kadar depolamış olduğu glukozu salgılamasını sağlayarak yapar. Peki tüm bunların diyabetle, özellikle de tip 1 diyabetle ilişkisi nedir? Tip 1 diyabette pankreastaki beta hücreleri zarar görür. Bu sebeple vücut insülin üretemez. Vücut insülin üretemediği zaman kandaki glukoz seviyesini düşüremez ve bunun sonucunda glukagon bu duruma dengesiz bir şekilde cevap verir. Sonuç olarak hiperglisemi olarak bilinen yüksek kan şekeri görülür. Buradaki hiper yüksek, glisemi ise kandaki glukoz yani kan şekeri anlamına gelmektedir. Peki beta hücrelerinin zarar görmesinin altında yatan sebep nedir? Şimdi ekranı biraz kaydırıp yer açıyorum. Evet. E, tip 1 diyabet bir otoimmün hastalığıdır ve bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Tip 1 diyabeti olan kişi bu hastalığa genetik bir yatkınlıkla doğmuştur. Bu kişinin doğum esnasında diyabeti olduğu anlamına gelmez yalnızca genlerindeki bir şeyin tip 1 diyabet oluşumuna daha çok olanak sağladığı anlamına geliyor. Daha sonra zamanla çevreden kaynaklanan tetikleyici bir etkene maruz kalınıyor. Hastalığın işte tam da bu aşaması tam olarak anlaşılmış değil. Bu bir tür virüs veya toksin ya da başka bir şey olabilir. Bu tetikleyici etken ne olursa olsun sonuçta genetik olarak hastalığa yatkın olan bir kişide otoimmün etki görülmesine veya antikor ve T hücresi üretimine sebep oluyor. Bunlar da daha sonra beta hücrelerine saldırıyor. İşte beta hücrelerinin zarar görmesine ve insülin üretiminin bitişine yol açan şey bu. Tip 1 diyabetin altında yatan sebebin işte bu olduğunu söyleyebiliriz. Beta hücrelerine yapılan bu otoimmün saldırısı pankreasın insülin üretimi yapamamasına sebep olur. Pankreas insülin üretemediğinde ise kişide tip 1 diyabet görülür. Şimdi ekranı tekrar kaydırıp biraz daha yer açıyorum. Evet. Şimdi tip 1 diyabette görülen semptomların sebeplerini anlamaya çalışalım. Şurada bir kan damarı olduğunu hayal edin. Bu damar glikozu aktarımı yapıyor olsun. Diyabeti olmayan bir kişi de bu glikoz vücuttaki birçok farklı organa doğru hareket eder. Örneğin beyin ve kaslar. Kaslara temel reis dövmesi yapsak fena olmaz değil mi? <laughs> Örneklerimize glikozun depolandığı karaciğeri de ekleyebiliriz. Fakat tip 1 diyabette ne yazık ki kandan glikozu alıp bu organlara ulaştıracak yeterli insülin yoktur. Bu kadar miktarda glikoz barındırmasına rağmen vücut sanki tıkanmıştır ve açlıktan ölüyordur. Bu durumda karaciğer çok açmış gibi hareket eder ve depoladığı glikozu kana tekrar salgılar. Glikoz nasıl ki kandan bu organların bazılarına erişemiyorsa çıkıp şu yağ dokusunda veya yağda depolanamaz. Yağın bu durumda yaptığı şey vücudun daha fazla enerji üretmesini sağlamak için serbest yağ asitlerine parçalanmaktır. SYA olarak kısalttığım bu asitler enerji amacıyla kullanılır. İşte burada gösterdiğim süreç tip 1 diyabetin semptomlarının görülmesine yol açar. Bu semptomlardan ilkine çokluk içinde açlık diyeceğim. Yani burada kandaki tüm bu glukoza rağmen vücudun açlık çekiyormuş gibi davranmasını kastediyorum. Bunun sonucunda uyuşukluk ve halsizlik gibi semptomlar görülür. Çünkü bu durumda vücut sahip olduğunu sandığı az miktarda glukozu beyin ve glukoza ihtiyaç duyan diğer önemli organlar için kullanmaya çalışıyor. Evet, diyabeti olan kişi de uyuşukluk ve halsizlik görülür dedik. Şimdi böbreklere gelelim. Normalde böbrekler kanda bulunan tüm glukozun geri emilimini yapar ve kanı filtreden geçirirken glukozu kana geri verir. Ama glukoz seviyesi diyabet sebebiyle çok yüksek olduğunda böbrekler aşırı yorulur. Böylelikle glukoz idrara taşar. Buna glukozüri veya idrarda görülen glukoz denir. Glukoz ozmotik olarak aktif bir çözünendir. Bu ne demek? Suyu kendiyle birlikte sürüklemesi demek. Yani idrarla birlikte tüm bu glukoz vücuttan dışarı çıkarken yanında çok miktarda su da geliyor. Bu duruma poliüri veya sık idrara çıkma deniyor. Poli çok, üri ise idrar anlamına geliyor. Poliüri sonucunda su kaybı olduğu için susuzluk görülüyor. Bu sebeple Tip 1 diyabeti olan kişilerde yorgunluk, halsizlik, sık idrara çıkma ve susama durumları görülür. Ve ne yazık ki bazı kişiler tip 1 diyabeti barındırırken aynı zamanda hasta olurlarsa vücut stresle başa çıkamaz ve diyabetik ketoasidoz denen hayatı tehdit edici bir hastalık görülebilir. Diyabetik ketoasidoz veya kısaca DKA susuzluk ve aşırı asit oranının hayatı tehdit eden düzeylerde olmasıdır. Hastalığın teşhisine gelirsek, tip 1 diyabet görülen bireylerin yaklaşık %70'inde hastalık çok kötü hale gelmeden önce belirleniyor. Ama ne yazık ki tip 1 diyabet teşhisi konan insanların %30'unda semptom olarak diyabetik ketoasidoz bulunuyor. Evet. Otoimmün bir hastalık olan tip 1 diyabet özetle böyle. Otoimmün olduğu için pankreasın beta hücrelerine zarar veren antikorlar ve T hücreleri harekete geçiyor. Bu sebeple pankreas insülin üretimi yapamıyor. Bunun sonucunda hiperglisemi veya yüksek kan şekeri görülüyor. Ve tip 1 diyabetin tüm bu semptomlarının görülmesine sebep olan şey işte bu yüksek kan şekeri.